Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nikleden 30 kısa. Abu Hurayra radıyallahu anh huzurundan rivayet kılınan hadis. An Abi Hurayra radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal inna ifrita min el cin tefallata alayya el barihata au kelimatan nahraha liyaqta'a alayya es salata fa amkanani Allahu minhu fa aradtu an arbitahu ila sariyati min sawari el mescid hatta tusbihu ve tanzuru ilayhi kullukum. İfrit ve namaz. Abu Hurayra radıyallahu anhu peygamberimizden şunları rivayet kıladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunları dediler. Keçe, yani tünde, keçe cinlerden bulgen bir ifrit benim aldığımda namazımını bozu üçün kelle dedi. Yani şunu yaşayan sözünü etti peygamberimiz. Peygamberimiz devam ettiler. Allah Ta'ala onu tutup alışımda menge imkan verdi. Sizler hemmeleriniz tong attırgenlerinde onu körüşüler üçün mescid devallardan bir ortasındaki bir bağla polisiydi, hohladım. فَذَكَرْتُ قَوْلَ اَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّي حَبْلِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِيَهَدٍ مِّنْ بَعْدِي قَالَ رَبْهُمْ فَرَبَّهُ حَاسِيًا. Bas birodarım Süleyman'ın parvardigarım, özün menge, özümden keyin birontasi üçün müyassar bulmaydigan bir mülkü devlet hediye etken degen sözünü esladı, keyin koyu vardı. Hadis nasihat. Mana şu hadisten anladığım bir kaç hulasalar var inşallah suhbat kılamız. Birinciden, eğer cin kuvveti ziyade olsa, aziyet yetkizişlikke kadir bu koyan olsa ifrit değil. Bilesiler cin bu Allah'dan yaratgan Allah Ta'ala'nın mahlukatları, onlar siz bilen bizi gözümüz gibi körünmüydü, onlar zayıf buladı. Mana şu kuvvet yetkeni ifrit deb nomlanadi. Çünkü mana Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasıya müracaat kıladiyen bosek, Saba Melikesi Bilqis Süleyman Aleyhisselam'ın aldığı keliyatkeni de Süleyman Aleyhisselam onge bir mucize körsatçlikini haklap ana şu Saba memleketindeki onu tahtını, Melikenin tahtını beni aldım ki kim opke veredi deb atrafı da türgen ayonları ki aytdi. Şunda qala ifritu min el cin ana atike bihi qabla an taquma min maqamik ve inni alayhi laqawiyun amin dedi. Cinlerim Süleyman Aleyhisselam'ın hizmetinde turgan. Şunda cinlerden bir pahlavana aytdi. Men onu sen orningdan turishingdan ilgari senga keltirurman. Albatta men bunga qodir ve ishonchlidirman dedi. Yani Baytul Maqdisda Süleyman Aleyhisselam turgan bo'lsa, hozirgi kundagi Yaman hududida joylashgan mana shu Saba mamlakatini malikani taxtini necha ming kilometr? Maqom deganda bu oyatda sharhida keladi. Ittamanda boshlasa majlisini shu peshingacha o'tirgan deydi ayonlar. Mana shu 6 yoki 5 soatni ichida olib kelib qo'yaman deyapti. Jinlardan bo'lgan kim? Ifrit. Mana shu quvvatga ega bo'lgan paytda ifrit deb nomlanadi. İkincidan, bu hadisten cengde çıkan asırını bir mescidke bağlı koyuş mümkün ekenliği düşünülerdi. Çünkü Peygamberimiz ertelep Tongyotken'de siler körüşüler için ana şu cinli mescidli devalı gibi bağlı koymak gibi olduğum dedi. Bana sihirat derslerden okuyanımız, eşkiyanımız Sumamat ibn-i Usal, Banu Hanife'nin sayyidlerden bu bana şu kişinin Müslümanlar asır kılıp tutup gelene Peygamberimiz onu mescidli üstünlüğe bağlı koyuyanıdı. 3 gün oturdu, kendi İslam'a girdi. Ta ki Müslümanların hulkını, ahlakını, muamelesini, ibadetini görüşmek için Peygamberimiz mescid üstüne bağla koyduğundu. Demek bana şu hadisten mescidini içine, mescidini üstüne mi, devalı mıydı, asırını bağla koyuşluk mümkünlüğü düşünülürdü. Üçüncüden, cin özü aslı insanlık gözüyle körülmüydü. Dünyada biz körmüyümüz cinlerini. Onlar bizi körerdi. Cin özünü asıl suratında tutursa insanın gözüne görünmüydü. Ama buralar bir nesnesini şekli getirip kesen onu görüş mümkün. Çünkü bana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e aldı ki bu cin bir
özünü şekilden başka şekilde geldi ki Peygamberimiz onu körüşlükte ve onu bağlı koyuşlukte imkan taptı. Siyaretki müracaat kıladığım olsak, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hicreti de bana Darun Nedve'de Kureyş müşrikleri toplanıp Resulullah'ın işini halkımakçı buluştu. Şunda ana şu müşriklerde aldı ki Necidlik, aksakal körünüşü de iblis geldi. Demek iblis adam suratı da geldi. Yani Resulullah hicret kıyaneden keyin o zatın arkasından Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın ketiyetken de Surakatımda Malik çıktı. Bana şu Surakatımda Malik'in suratı da Kureyş, Badr gazatıya çıkıp ketiyetken de Kenan'a uruğudan havatırda turup eğer çıkıp geçsek Mekke'ne taşak koşun bilen Kenan'a uruğu kele Mekke'ye hücum kılıcı mümkündür. Çıkayalık mı çıkmayalık mı ikilenip dururken payıttı. Ana şu Kenan'a uruğudan boğan Surakatımda Malik'in körünüşü de iblis yana geldi. İnni carunakum çıkarıyla men sizlerge özüm maklaman kabilem hücum kımasını men kafirliğimi alamam deyip durup iblis Surakatımda Malik körünüşü deyip geldi. Demek cinler taş mıdır, hayvan mıdır ya ki bir insan mı körünüşüye kirişi mümkün eken. Fakat şunda yine insan onu körüşlüğü mümkün. Asıl özünü halatı da buladığın bası bizim lan bazı gözümüzü körünmüydü. Şunun için Peygamberimiz ertelep körüşüler için onu mescidke bağlayıp koşuydu, hakladım dedi. İfrit özünü şekil eden başka şekilde kirgenliği için Peygamberimiz onu 3 yaşlıkta imkan taptı. Altıncıdan. Namaz büyük ibadet. Aynı bana şu uluğ ibadetini iblis bozuş için geldi. Çünkü benden Allah'a en yakın kıladığı ibadet bu namaz. Allah'a en yakın boyan halatı, secde kıyan halatı. Bana şu namazın bozuşu için geldi. Yedinciden, namazda huşu buluşu şart buradırlar. Çünkü Allah Teala dedi, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Kaysi namazxonlar, kaysi mu'minlar najot yetishadi. Alloh mu'minun surasida shunday deydi. Dar haqiqat namozlarida qo'rquv va umid bilan bo'yin egiluvchi mu'minlar najot topdilar. Mana shu xushu degani qo'rqib turish Allohning azobidan hamda umid qilish rahmatidan. Mana shu narsani his qilishlik kerak. Agar bir odam o'limga hukm qilingan bo'lsa, faras qiling. Namaz okuyan bolsa ham hayotida, namaz okumagan bolsa ham umuman bir 10 minutdan keyin qatl qilinishi aniq bo'lsa, 2 rakat namoz o'qib ol deb unga muhlat berilsa, qanaqa namoz bo'ladi bu namoz? Haqiqiy xushuli namoz bo'ladi. Qo'rquv ham bor. Allohga oldiga borsa azobga qolishlikdan. Hamda nima bor yana? Rahmatidan umid ham bor. Namozda xushu bo'lishligi shart, birodarlar. Rubba qoimin laysa lahu min qiyamihi illa sahar degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Mana siz bilan biz ustimizda haq bo'lib qolmasin. Shunday bir namozxonlar bor dedi payg'ambarimiz. Ularni namozdan topgan narsasi bedorlik. Uyqudan qolgani xolos. Boshqa foyda yo'q ularga. Shuning uchun mana buni yerda o'qilgan namozlarimiz va avvalgi namozlarimizni ham xushu bilan o'qishligimiz kerak. Qo'rqi ehtimol oxirgi namozdir bu. Qayoqdan bilasiz? 8-dan Alloh taolo har narsaga qodir. Chunki insonni ko'ziga ko'rinmaydigan jin toifasidan bo'lgan bittasini inson bolasiga tutib olishligi imkon berdi. Jinni tutib berdi. Alloh qodir. 9-dan haqiqiy birodarlik birodarlar iymoniy, e'tiqodiy, diniy birodarlik bo'ladi. Innamal mu'minuna ikhwa. Albatta mu'minlar aka-ukadir. Bir tug'ishgan aka-ukadek bo'lishlik kerak. Otasi bir, onasi bir. Endi agar aka-uka bitta ota-onani bolasi bo'lsa-yu, bittasi kufrni tanlagan bo'lsa, bittasi iymonni tanlagan bo'lsa, bu aka-uka emas. Musulmon odam uchun iymoniy birodarlik, iymoniy aloqa boyagi qondoshlik urug'idan ko'ra ustunroq turadi. Ha, albatta qarindoshlar musulmon bo'lsa boshqalardan yaqinroq bo'ladi, ammo e'tiqod birinchi o'rinda bo'lishlik kerak. Chunki Nuh alayhissalomning o'g'li kemaga chiqmasdan cho'kib ketdi. Alloh taolo seni oilangni saqlab beraman degan edi. Nuh alayhissalom duo qildi, Parvardigor, ona o'lim meni oilamdan edi. Sen saqlab beraman oilangni va'da bergan eding. Seni va'dang haq edi deb so'raganida Alloh taolo u seni ahling emas dedi.
Yani seni bola emas u dedi. Pusht kamaridan bo'lgan, ammo e'tiqodi bir bo'lmaganligi uchun bolasi emas u. Shuning uchun arzimagan 3-4 dunyoni chaqasida boshqa bir dinlarga kirib ketayotgan, zalolat yo'llarga kirib ketayotgan odamlar agar shu yo'ldan qaytmasa, bu odam bizi akamiz, ukamiz emas. İmoniy birodarlik hamma birodarlikni ustida turadi. Shuning uchun Sulaymon alayhissalom qancha ming yil avval yashagan bo'lsa ham payg'ambarimiz birodarim Sulaymonni duosi esimga tushdi deyapti. E'tibor beraylik. İmoniy e'tiqodiy birodarlik bitta millatdan bo'lsa-yu, lekin dinda bo'lmaydigan bo'lsa, u nariga boshqa millatdagi odam dinda bo'lsa, shu sizga yaqinroq bo'lishi kerak. E'tiqodimiz, o'lchovimiz shu bo'ladi. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in adabı ki Süleyman aleyhisselam sonra yana da bu mülktü. Parvatikar menge şunu diye mülk vergin ki menden ki bırak da adamda bulmasın. Bana cinni bağlayıp koyuştuydu haladım deyipti Resulullah. Ama cinni bağlayıp koyuştuydu kudreti, kuvveti fakat Süleyman aleyhisselam'a verilgenidir. Peygamber aleyhisselam kadir batırıp bana şu Müslüman peygamber biraderini duasını esledi de beylemedi. Çünkü fakat özüge sonra geldi buna sana. Süleyman Aleyhisselam'ın içinde kudret bu arada. İki de cinli birbirine bağlayıp koyup azap verir dedi. Bu imkanatı Peygamberimizin akımadı. Bu imkanatından faydalan geldi yok. Yani itibar verin de rıaya yakılı yaptı da. 11'den Allah Azze ve Celle'ye boyayan iman şeytanını, makirini zayıf kıladı. Allah itadı İnne kayda şeytani kayda zayıfa. Albatta şeytanın makiri juda ham zayıf. Bu zayıf makir kimge ta'sir qiladi? Kimge quvvatli bo'lib ko'rinadi? İmoni zayıf odamlarga. Peygamberimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, inson bolasi uxlaganda şeytan onun üstüde 3-4 tugun chigib qo'yadi. Nima qilsa birinchi tugun yechiladi? Bismillah deb tursa, bitta tugun yechildi. İkincisi, taharat kısa, ikinci günü gitti. Üçüncüsü, iki rekat namaz okusa, üçüncü günü gitti. İneken boya geldi, yaşlanma dedi bir, yaşayın bolup, sveji bolup, alayım, tutulup, boğulmazdan, sveji bolup durup yeterli. Bu şeytanın makir hileleri, imandan, itikattan, İslam'dan, sünnetten uzak boyan adamlarına katta bolup görünmedi. Lekin Müslüman adam e'tiqodi makkamakan, sunnatga amal qilar ekan, bu narsa unga zayıf bo'ladi. Parvardigoro, biz sendan shaytonlarning vasvasalaridan ve ular bizning huzurimizga kelishdan panoh berishini so'raymiz. Aqulu qavli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.